Ülkemizde koronavirüsle mücadelede gelinen durum pek de iç açıcı değil. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 649, vaka sayısı ise toplam 30.217 olarak açıklandı. Türkiye koronavirüs salgınındaki dünya sıralamasında vaka sayısıyla 9. sırada, can kaybıyla da 12. sırada yer aldı. MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Fethi Yıldız'da da koronavirüs testi pozitif çıktı. Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırıldığını duyuran Yıldız, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı. Covid-19 virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allah'a emanet olun dedi. CHP İstanbul Eski İl Başkan Yardımcısı Yusuf Kenan Sönmez de koronavirüs nedeniyle Balıkesir Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu. 72 yaşındaki Sönmez, geçtiğimiz günlerde virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Covid-19 test sonucum pozitif çıktı.'' dedi. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Levent Dörder, koronavirüse yakalanan şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses de eklem ağrıları ve tat kaybı şikayetiyle hastanelik oldu. Tatlıses'in yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Kötü haberi Instagram hesabından veren Dilan Çıtak Tatlıses, ''Eklem ağrıları, tat ve duyu kaybı şikayetlerim üzerine yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır.'' dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği kabine toplantısının ardından İstanbul'da iki salgın hastanesi kurulacağını açıkladı. Hastanelerde sıkıntı olmadığını belirterek, Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu alanda ve Sancaktepe'de biner kişilik iki salgın hastanesi kurulacağını söyledi. Kentin iki yakasındaki hastaneler 45 gün içinde hizmete girecek. Koronavirüs salgını ile ilgili son dakika açıklaması yapan Bilim Kurulu'nun acil tıp uzmanı üyesi Doçent Doktor Avşin Emre Kayıpmaz, biyoistatistiksel modellemelere göre önümüzdeki 2 haftanın çok kritik olduğunu, hatta en kritik döneme girdiğimizi düşünüyorum. Bir süre daha dişimizi sıkarsak Haziran ayında bir miktar nefes alacağımızı umuyorum. Unutulmamalı ki bu bizim elimizde. Özellikle bu 2 hafta olmak üzere Nisan ayı içerisinde evde ne kadar sıkılırsak bunun meyvelerini o kadar erken toplarız dedi.